Kum Saati'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yeni gelişmelerle karşınızdayız. Tabii çok üzücü bir haberle başlıyoruz bugün Kum Saati'ne. Orta Doğu'dan yine kan ve gözyaşı dolu sayfalarına dün akşam bir yenisi daha eklendi Orta Doğu'da. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Bir depodaki 2750 tonluk amonyum nitrat patladı. Patlamada bölgeyi bir harabeye dönüştü. Yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 4000 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ancak çok sayıda insanın da kayıp olduğu ve ölü sayısının da artacağından bahsediliyor. Ölü sayısının artacağı ifade ediliyor. İlerleyen zaman dilimi içerisinde gerçek rakamlara ulaşmış olacağız. Ama görüntüler ve o sahne çok daha büyük bir kaybın olabileceğini bize haber veriyor. Evet, haberle ilgili görüntüler geldiğinde size aktaracağız. Şimdi bu konuyla ilgili yine Bağımsız Türkiye Partisi'nden önemli bir açıklama geldi. Beyrut'taki patlamanın ardından ulusal yaz çağrısı yapıldı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gönlümüz sizinle Beyrut, tarih boyunca mazlumun yanında bulunmuş Türk milletine ve devletimize yakışan ulusal yaz ilan etmektir" ifadelerini kullandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki büyük patlama dünya gündeminde. Yüzden fazla ölüme, 4000'den fazla yaralanmaya neden olan patlama Türkiye'de de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Türkiye'den en dikkat çekici çağrı ise Bağımsız Türkiye Partisi'nden geldi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Beyrut'taki patlama sonrası Türkiye'de ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gönlümüz sizinle Beyrut, tarih boyunca mazlumun yanında bulunmuş Türk milletine ve devletimize yakışan ulusal yas ilan etmektir" ifadelerini kullandı. Evet, Beyrut'taki Müslüman kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara da sabırlar versin, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. O görüntüleri zaten izleyince sanki bir hani atom bombası atmış gibi bir o patlamada oluşan mantar şekli oluşmuştu orada. Çok büyük bir patlama. Hani tabii dileriz yüzde kalır ama yani pek öyle 100 kişinin ki liman bölgesi çok sayıda insanın olduğu bir yer. Herhalde ölüm sayısı artacaktır. Yüzde kalmaz. Bu olayın arka planında ne var? Sizin gördüğünüz neler var? Daha öncesinde, bir ay öncesinde bazı isimler bu konuyla ilgili işte Beyrut'a dikkat çekmişlerdi. Beyrut'ta çok karışıklık bekliyoruz falan şeklinde. Nereden icap etti de Beyrut'ta böyle bir karışıklık beklediğini ifade etti bu isimler. Onu da ayrıca bir sormak lazım. Çünkü Beyrut bu kadar gündemde olan bir yer bu manada değildi. Ama bir anda Orta Doğu'da tekrar sanki bir düğmeye basılmış ve bu patlamalar, ölümler ardı arkasına gelmeye başladı. Nasıl yorumluyorsunuz bu son gelişmeyi? Evet, öncelikle tabii tüm İslam aleminin başı sağ olsun, geçmiş olsun diyoruz. Tabii özelde de Lübnan halkının başı sağ olsun. Baktığımız zaman yani gerçekten bu coğrafya, özellikle Beyrut, Lübnan merkez olmak üzere Orta Doğu coğrafyası tarih boyunca birçok özellikle de son dönemlerde, son yıllarda çok büyük badireler yaşamış, çok büyük acılar yaşamış bir coğrafya, bir bölge. Ve şu anda yine bakıyoruz ki hani birilerinin sizin de ifade ettiğiniz gibi hani düğmeye bastığını tekrar görüyoruz. Tabii burada hani bunu terör eylemi olarak ifade edenler var. Bunun normal bir kaza olduğunu söyleyenler var. Ama burada tabii konu Orta Doğu olunca, yani konu bu coğrafya
hani üzerinde birçok hesabın, kirli hesabın olduğu bir coğrafya olunca ister istemez hani akla hani burada tesadüfi bir şey olmaz demek durumunda kalıyoruz. Yani bir sinek öldüyse hani bunun sebebini mutlaka araştırmak gerekiyor. Bu sinek niye öldü? Yani hani ama bir de hani yüzlerce, binlerce insan ölüyorsa o zaman mutlaka bunun perde arkasını düşünmek, yani hani komplo teorilerine de biraz kulak kabartmak ve burada ne tür planlar düşünülüyor bunları da irdelemek gerekiyor. Şimdi ki Beyrut dediğimiz bölge gerçekten çok büyük savaşlara sahne olmuş. Aynı anda 5000'den fazla insanın öldüğü bir takım efendim katliamlar yaşanmış bu coğrafyada. Yine son dönemlerde hatırlarsanız yani İsrail'in saldırılarına maruz kalmış ve bir sabah namazı çıkışı yapılan saldırılarda binlerce insanın efendim öldürüldüğü bir savaşa sahne olmuş. Yani tek taraflı bir savaşa sahne olmuş. Ondan sonra tabii hani Hizbullah devreye girince İsrail'in kaçtığını efendim araya Birleşmiş Milletler'in sokulduğunu evet. görüyoruz. Ama burada gerçekten çok büyük yani sivillerin, çocukların ki hani efendim 1982 yılında yaşanan bir katliam var burada. Ve bu katliamdaki bakın hayvanları bile öldürmüşler. Yani bebekleri, çocukları, kadınları ve hayvanları da öldürmüşler. Yani böyle bir kin, böyle bir nefret yaşanıyor bu coğrafyada. Ve Müslüman hep hedef tahtasında, İslam ülkeleri hedef tahtasında. Burada tabii şunu düşünmek lazım. Hani Profesör Doktor Haydar Başbey'in hani terör eylemleri alakalı genel bir tanımlaması var. Yani bunu her zaman bir hani tabelaya asıp aslında bunu bir kenarda tutmak gerekiyor. Bir ya duvarda tutmak gerekiyor bunu. Nedir o? Efendim bir terör eylemi gerçekleştiyse bundan kimin menfaat elde ettiğini efendim tespit etmek lazım ki bundan kim menfaat elde ediyorsa sorumlusu odur, suçlusu odur. Şimdi baktığımız zaman hani Lübnan'da bir saldırı gerçekleşiyor veya Lübnan'da bir patlama gerçekleştiriliyor. Bunun bir terör eylemi olduğunu Amerika açıklıyor. Yani Amerika'dan gelen açıklamalar bu bir patlatıldı şeklinde, bir saldırı şeklinde ifade ediliyor. Ve tabii bunu yaparken Amerika, hani Amerika'nın basın yayın kuruluşları bunu ifade ederken, şimdi onların detaylarına da gireceğim. Yani burada iç unsurları suçlamak istiyorlar. Yani içeride bir takım unsurları suçlamak istiyorlar. Ama şu bir gerçek ki, Lübnan'ın içindeki hiçbir irade, yani hükümet olan ya da muhalif olan, yani hiçbir irade ki hepsi zarar gördü bundan, yani hiçbir irade böyle bir patlamanın sebebi olmaz. Neden? Çünkü Lübnan halkı, Lübnan devleti, Lübnan siyaseti bundan bir menfaat elde edemez. Böyle bir patlamadan. Çünkü direkt Lübnan'ı hedef alıyor. Direkt Lübnan'ın ekonomisini, siyasetini, birlik beraberliğini, kardeşliğini komple hedef alıyor. Böyle bir şeyde kalkıp da muhalefet böyle bir şey yaptı deseniz olur mu? Olmaz. İktidar böyle bir şey yaptı deseniz olur mu? Böyle bir şey olmaz. Çünkü bundan böyle bir menfaat elde etmek mümkün değil. Şimdi baktığımız zaman hani bu coğrafyada kimlerin hesabı varsa ve Lübnan'ın ekonomisini kim çökertmek istiyorsa, Lübnan'da kim bugüne kadar kim istikrarsızlık istiyorsa bilin ki bu tür eylemlerin arkasındaki iradeler onlardır. Bunu en başta çok net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Lübnan, bakın Büyük Ortadoğu Projesi'nin tam göbeğindedir. En stratejik ve en efendim kritik noktadadır. Tabii İsrail'in hemen yanında ve hani Lübnan'da yine İsrail'in korkulu rüyası var. Öyle değil mi? Evet. Yani Lübnan'da bir türlü ne zaman neredeyse bir tek mücadele eden. Tabii yani Lübnan'da yani Hizbullah dediğimiz irade hem şu anda iktidar, Lübnan'da iktidar partisidir. Hem de ordusudur. Yani hem siyasi gücüdür hem de ordusudur. Dolayısıyla baktığımız zaman Amerika'yı buradan çıkartan, bundan yıllar önce Amerikan ordusunu Lübnan'dan çıkartan irade budur. İsrail'i buradan kovan irade budur. Dolayısıyla hani Lübnan şu anda Amerika'nın da İsrail'in de bir korkulu rüyası. Artı Orta Doğu'da hangi adımları atmak isteseler hep karşılarında efendim burada bu iradeyi görüyorlar. Şimdi baktığınız zaman hani İstikrarsızlık Lübnan'da şu anda Amerika'nın, İsrail'in ve Batılı ülkelerin istediği bir şey. Burada halk birbirine düşsün. Burada bir efendim kaos olsun, karmaşa olsun, olay ortalık bulansın isteği her zaman vardır. Şimdi bütün bu
temel bir geri ifade ettikten sonra gerçekten şunun altını özellikle çizmemiz lazım. Hani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın demeci çok önemli bir demeç. Çok önemli bir mesaj sosyal medya üzerinden. Onun altını bir daha çizmemiz gerekiyor. Bakın ne diyor Sayın Hüseyin Baş? Gönlümüz sizinle Beyrut. Beyrut'ta meydana gelen patlamada tarih boyunca ben mazlumun de yanında siz bulunmuş okuyun. Türk milletine ve devletimize yakışan ulusal yas ilan etmektir. Evet. Yani burada Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne düşen en önemli görev şu anda, hani böyle büyük bir katliamın yaşandığı, böyle büyük bir hadisenin yaşandığı bir atmosferde gerçekten bayrakları yarıya indirip ulusal yas ilan edilmesidir. Yani neticede bizler hani Suudi Arabistan'da bir ölüm gerçekleştiğinde ulusal yas ilan ediyoruz. Başka yerlerde bir takım şeyler yaşandığında ulusal yas ilan edebiliyoruz. Yani şu anda hani komşumuz sayılır. Yani çok yakın bir ülkeyiz. Artı yani bu noktada Türkiye birçok noktada yani kapısını açmış olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani böyle bir durumda bizim hani en azından yani dindaşımız olan, aynı inancı paylaştığımız efendim Lübnanlı kardeşlerimizin bugün yanında olmamız lazım ve ulusal yas ilan etmemiz lazım. Bu bizim vazifemizdir. Burada ve bu böyle bir çağrıyı ilk yapan genel başkan olarak da Hüseyin Baş Beyefendi ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten çok yani mükemmel bir yaklaşım ve burada acılar paylaşarak azalır. Yani bunu efendim beraber ortaya koymamız lazım. Şimdi olayın biraz da teknik boyutlarına girelim. Yani bu konuda tabii haber gelirse onu teknik detaylar orada da mutlaka olur ama yani biz önümüzdeki notlardan paylaşalım. Bakın burada patlamanın bir yangından kaynaklandığı efendim ardından da 2750 ton amonyum nitrat dediğimiz yani burada nedir bu? Bu hani meşhur patlamaların neden olan bombadır. Için, yani evet. Bomba yapımında kullanılan malzeme. Bunun devreye sokulduğu yani bir şekilde o yangınla beraber bu amonyum nitratın patladığı ifade ediliyor. Şimdi teknik uzmanların şöyle bir ifadesi var. Yani bunları da bir yere not almak lazım. Yani ben bu böyledir olduğu için söylemiyorum ama bugün görüştüğümüz bazı bu konunun uzmanı olan bir takım teknik uzmanlar şunu ifade ettiler. İki tane patlama oluyor. Evet. Şimdi 2750 ton gibi bir amonyum nitrat iki patlamada patlamaz. Anlatabildim mi? Yani bunlar eğer bir şekilde depolandıysa, yani bir depo içerisindeyse her bir deponun ayrı ayrı patlaması gerekiyor. Ve bu iki patlama değildir bu. Böyle bir patlamada onlarca, yüzlerce, kaç tane bölüm varsa o amonyum nitratın depolandığı, efendim ne derler ona? Efendim hani bir tüptür depo, bir şeydi neyse yani. Her birinin ayrı ayrı patlaması gerekiyor. Yani bu ne demektir? Hani güm 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 şeklinde bir şey olması lazım. Ama iki tane patlama oluyorsa bu 2750 ton amonyum nitratın iki ayrı patlamada aynı anda patlatılması demektir. İlki bu da doğal zaten, bir patlama değildir. Evet, ilki zaten ateşleme gibi bir fitil vazifesi hani görüyor. İkincisi esas patlama. Çok İşte ikincisi patlar, üçüncüsü patlar, dördüncüsü diyor. Patlar, beşinci patlar. Yani bu teknik uzman bunu ifade etti. Yani dedi ki yani bu iki defa patlama oluyor. Yani iki defa patlama olmaz o zaman. 100 tane bölüm varsa 100 patlama olması lazım. Burada aynı anda patlama oluyorsa eş zamanlı bir patlayıcının burada devreye girmiş olması gerekiyor. Yani asıl sebebin yangın olmadığı aslında teknik uzman ifade etmiş oluyor. Bunun bir yere not alınması lazım. Bence bu önemli bir bilgi. Teknik bir bilgi. Hani fiziksel, bilimsel bir bilgi bu şu anda. Şimdi tabii Lübnan dedik tarihte birçok acıyı yaşamış bir devlet. Yani 1976-1990 yılları arasında iç savaşı yaşamış. Yani kışkırtmalarla beraber, bir takım hani kutuplaştırmalarla beraber maalesef batılı ülkelerin veya bu coğrafya üzerinde hesabı olanların bir deneme tahtasına döndürülmüş. Yani iç savaş noktasında o noktaya taşınmış. Ki biliyorsunuz yani o dönemler aynı zamanda Türkiye'de de aslında 1976'lardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de de sağ sol çatışmaların körüklendiği bir dönemden bahsediyoruz değil mi? 1980'lere kadar. Yani baktığımız zaman aslında tüm İslam ülkelerinde benzer senaryolar devreye konulmuş.
Şimdi bu bir efendim bir provokasyonsa, bu eğer bir hani terör eylemi ise, hani bunun amaçlarından bir tanesi yine içeride bir istikrarsızlığı sağlamak olabilir. Şimdi tabii siz de ifade ettiniz. Yani şu anda açıklanan resmi rakamlar, son rakamı ben bilmiyorum açıkçası ama yani daha önce öğrendiğimiz rakamlarda hani 100'ü aşkın efendim ölüden, 4000'i aşkın da yaralıdan bahsediliyordu. Ama bu rakamların yani ölüm sayısının binleri, 1000'i aşabileceği de söyleniyordu. Çünkü hani bu rakamlar nasıl tespit ediliyor? Aynen depremde olduğu gibi. Evet. Zaten bu bir deprem etkisi de oluşturmuş. Yani bir nükleer patlama diyenler var. Yani nükleer patlama etkisi yaptı diyenler var. Hatta bir yorumcu diyor ki, Lübnanlı bir yorumcu, Hiroşima ve Nagasaki gibiydi diyor. Yani bu benzetmeyi de yapıyor. Bir nükleer saldırı gibiydi, bir nükleer patlama gibiydi diyor. O mantarı zaten onu gösteriyor. Evet, bir efendim deprem etkisi de, bir büyük bir sarsıntı da ortaya koymuş oldu. Şimdi dolayısıyla yıkımlar gerçekleşti. Aynen depremde olduğu gibi şu anda enkaz altında olanlar var. Hala enkaz altında olanlar var. Enkaz çalışmaları devam ediyor. Şu anda bu sayı ne olduğu tam belli değil şu anda. Yani net değil. Elbette ki bunlar hani Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından zaman zaman açıklanacaktır. Ve son artık en son rakamlar da kamuoyu tarafından bilinecektir. O kadar büyük bir etkisi oldu ki bu patlamanın Kıbrıs'ta, yani Kıbrıs'ta hissedildi. Bir deprem gibi hissedildi. Yani eski BBC muhabiri, TV sunucusu Emilia Papadopoulos patlamayı Kıbrıs'ın Limassol kentinde hissettiklerini, evlerin pencerelerinin titrediğini efendim söylüyor. Bu noktada yani baktığımızda efendim 200 kilometre herhalde bir mesafede bir yerde bile bu hissediliyor. Onun dışında Lübnan Yüksek Savunma Konseyi bir afet bölgesi olarak ilan etti. Efendim ve aynı zamanda hani Lübnan şu anda tam kurumunu bulamadım. Hani Lübnan şu anda bunu, hani Lübnan Başbakanı Hasan Diab da bunu ulusal yas ilan etti ve bunun ulusal bir felaket olduğunu ifade etti ve dost ve kardeş ülkelere acil çağrıda bulunuyorum. Lübnan'ın yanında olun ve derin yaralarımızı iyileştirmemize yardım edin çağrısında bulundu. Şimdi burada tabii hani mutlaka olayın sebebini, sonucunu mutlaka irdelemek gerekir. Ama unutmamamız lazım. Hala şu anda enkaz altında yaralılar var. O yüzden hani başta Türkiye olmak üzere bütün ülkeler hem hani ulusal İslam ülkeleri ulusal yas ilan etmeli hem de elinden gelen bütün yardımı ve desteği Lübnan'a göstermeli ki hani İslam ülkeleri bunun için var. Yani biz bunun için Müslümanız. Yani bizler hani her zaman şunu ifade ediyoruz. Bir Müslümanın bir vücut gibidir değil mi Peygamber'in hadisi? Bir yerinde bir ağrı olduğu zaman bütün vücut bunu hisseder. Elbette biz bu duyguyu, bu acıyı yaşamamız gerekiyor. Ve hemen efendim burada gerekli destekleri parasal, finansal, efendim afet koordinasyon merkezi vesaire bütün bu hizmetlerle beraber en büyük desteği sağlamamız gerekiyor. Şimdi onun dışında bakın Lübnan'ın en güçlü siyasal işte hareketler arasında olan Hizbullah biliyorsun şu an iktidardadır. 2018 yılından bu yana iktidardadır. Ve onun oradan yapılan bir açıklamada da patlamanın ardından ulusal birlik çağrısı yapıldı ki yapılması gerekiyor şu an gerçekten. Bu trajik felaket eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı. Gerçek bir felaket ile karşı karşıyayız. Şimdi tüm Lübnan halkının, politik güçlerin ve ulusal aktörlerin dayanışma ve birlik zamanı. Yani şu anda aslında iktidar, muhalefet nasıl zaman zaman yani Türkiye'de belli konularda o birliği ortaya koyabiliyor. Şu anda da bütün Lübnan'da da aynı şeyin zaten yaşanması gerekiyor. Burada artık siyaset olmaz. Bu siyaset üstü bir olaydır. Burada birlik zamanıdır, dayanışma zamanıdır. Eleştirme zamanı değildir. Burada artık hani eleştirerek birilerinin işlemiş olduğu bu provokasyona hizmet etmemek lazım şu anda. Ne Türkiye olarak, ne bölge ülkeleri olarak, ne de Lübnan'daki iktidar muhalefet siyasileri olarak. Şu anda tamamen birlik ve dayanışma vurgusunu yapmamız lazım, yapılması lazım. Şimdi bakın Amerika'dan çok ilginç açıklamalar geldi. Ve bu açıklamada CNN International, CNN Amerikan kanalı International dedi ki bu patlamayı terör örgütü DAEŞ üstlendi dedi. Yani bunun bir terör eylemi olduğunu ilan etti.
CNN International. Şimdi tabii şunu görmek lazım. Yani bu bir terör eylemi ise bunun kimler tarafından yapıldığından ziyade bunun hangi amaçla yapıldığı önemlidir. Burada hani DAEŞ bile yapmış olsa, DAEŞ'in elemanları da yapmış olsa bunu mutlaka yaptıranlar var. Perde arkasında efendim bunu bir tetikçi olarak kullananlar var. Dolayısıyla şunu düşünmek lazım. Yani bu terör eylemi kimlerin menfaatinedir? Bu terör eylemi niye yapıldığını da masaya yatırmamız gerekiyor. O zaman zaten efendim perde arkası failler çok net bir şekilde zaten ortaya çıkabiliyor. Amerikan Başkanı Trump da bu konuda açıklama yaptı. Askeri uzmanlar bana Beyrut'taki patlamanın bir tür bomba olduğunu söyledi. Muhtemelen bir saldırıydı. Yani Amerika'dan gelen açıklamalar bu yönde. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani Amerika'dan yapılan bu açıklamalar, hani bak biz bunun arkasında değiliz demek için mi? Yani bunu bir örtü olarak kullanmak için mi? Yoksa efendim farklı bir amaç mı? Çünkü neden? Yani bu bir saldırıysa bir kere bu saldırıyı yapan iradenin efendim böyle basit bir organizasyon olmaması gerekiyor. Yani bunun ciddi bir organizasyon olması gerekiyor ve bu tür organizasyonların da bir amacı olması gerekiyor. Yani dolayısıyla burada bütün bunları masaya yatırdığımızda efendim gerçek failler bir terör saldırısıysa bu gerçek failleri zaten işaret ediyor. Görüntüler de geldi. Arkadaşlar zaten siz konuşurken de yanda ekranda da verdiler. İsterseniz haberi tekrar bir alalım. Ardından tabii devam edelim. Tabii, evet, kesinlikle. Orta Doğu'nun kan ve gözyaşı dolu sayfalarına dedik. Dün akşam bir yenisi daha eklendi. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki liman bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Bir depodaki 2750 tonluk alüminyum nitrat patladı. Patlamada bölgeyi harabeye çevirirken patlama, yüzden fazla insan hayatını kaybetti. Yaklaşık 4000 insan da yaralandı. Ancak çok sayıda insanın hala kayıp olduğu, ölü sayısının da artacağı ifade ediliyor. Tam 2750 ton amonyum nitrat patladı. Beyrut bir anda ateş topunun içinde kaldı. Lübnan'ın başkenti Beyrut tarihin en büyük patlamalarından birine maruz kaldı. Önce bir binada patlama oldu. İnsanlar bu patlama sonucu çıkan yangını izlerken asıl patlama meydana geldi. Liman bölgesinde bulunan bir depodaki 2750 tonluk amonyum nitrat patladı. Patlamayla birlikte dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. Patlama birçok kişi tarafından, pek çok açıdan cep telefonlarıyla kaydedildi. Uluslararası basın Beyrut'un Hiroşiması diyerek 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin Japonya'ya nükleer bombayla saldırmasını Lübnan'daki patlamayla benzeştirdi. İnfijar, infijar. Allahu ekber. Allahu ekber. Baruch. Allahu ekber. Yerel saatte 18 sularında gerçekleşen patlama liman bölgesini harabeye çevirirken yüzden fazla insan öldü. Yaklaşık 4000 insan da yaralandı. Ancak çok sayıda insanın kayıp olduğu ve ölü sayısının artacağı ifade ediliyor. Olayın ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun kabinesini acil olarak toplarken hem gübrelemede hem de bomba yapımında kullanılan amonyum nitrat maddesinin patladığını açıkladı. 6 yıldır limanda hiçbir güvenlik önlemi olmadan saklanan amonyum nitratın miktarının ise tam 2750 ton olduğu duyuruldu. Yetkililer, bütün pencere ve camlar yerle bir olduğu için camlara ihtiyaç var. Şehir neredeyse camsız. Hastanelerde jeneratöre ihtiyaç var. Doktorlar, durumu acil olmayan hastaların şehir dışına çıkması önerisinde bulundu. Bir güvenlik yetkilisi, depodaki bir tamirat sırasında, lehimleme işlemi sırasında yangın çıktığını öne sürerken, terör örgütü DAEŞ saldırıyı üstlendi. Sarık el-kem, ya haram.
Patlamanın ardından gözyaşları içindeki yüzlerce insan sokaklarda akrabalarını aramaya çıktı. Lübnan Başbakanı Hassan Diab da patlamanın sorumlularının hesap vereceğini açıkladı. Patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığı belirtilirken Beyrut valisi Mervan Abutsa, Beyrut felaket bölgesi oldu. Şehrin yarısı yıkıldı. Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi 2-3 aydan önce evlerine dönemez ifadelerini kullandı. Öte yandan patlamada Türk Büyükelçiliğinin de camları kırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 6 Türk vatandaşının yaralandığını açıkladı. Evet, bu görüntüleri izledikten sonra, bu haberi de izledikten sonra gerçekten canı gönülden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yani korkunç bir olay. Bir anda bütün her şey değişiyor. Bütün hayatlar bir anda değişmiş oluyor o bölgede, o ilde, Beyrut'ta. Bir an önce her şey başka türlü kafalarda, planlar, programlar varken şimdi artık her şey çok başka. 2-3 ay içerisinde dönmesi ancak mümkün olur diyor ama 2-3 ay içerisinde dönmesi de insanların bu tabloda çok zor gözüküyor. Şimdi tabii uzmanlar yaptıkları açıklamalarda, yani Lübnan'dan gelen açıklamalarda şu anda yani 3 milyar dolarlık bir hasarın oluştuğu ifade ediliyor. Bu tabii 3 milyar dolar hani Lübnan ekonomisinin çok önemli bir miktar. Sadece fiziki hasar, yani yıkılan binalar, işte mesela buğday ambarları, değil mi? Orada liman bölgesi, her şey var. Liman bölgesi, orada her şey var. Dolayısıyla bütün bunlar şu anda bir kısmı yok oldu, bir kısmı hasar aldı. Sanayi bölgesi var, oralar hasar aldı. Yani baktığımızda 3 milyar dolar dediğimiz rakam sadece fiziki zarar. Bir de burası hani liman, Lübnan'ın açıldığı liman olduğu için yani buraya uzun bir süre ticaretin yapılamaması anlamına da geliyor. Buradaki ekonomik kaybın hesap edilmesi mümkün değil. Yani belki 100 milyar dolar belki buradan zarar olacak. Bu ne demek? Şu anda bakın Lübnan ekonomisinde çok ciddi sıkıntılar var. Lübnan ekonomisi epey zamandır sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla bir de böyle bir patlamayla beraber gündeme gelen büyük bir zarar var. Şimdi tabii burada bu patlamayı gerçekleştirenler, bu patlamayı planlayanlar. Evet. Çünkü bunu hani açıkça söyleyebiliyoruz. Neden söyleyebiliyoruz? Çünkü başta da ifade ettiğimiz gibi bu coğrafyada olan hiçbir şey tesadüf değildir. Özellikle de böyle bir patlama oluyorsa burada mutlaka bir takım kirli senaryolar mutlaka vardır. Şimdi bununla ilgili bazı bilgiler de paylaşacağız ama şimdi bu kadarını ifade edelim. Ama burada bakın demek ki böyle bir patlamayla neyi hedeflemiş olabilirler? Bir, burada o ülkeyi yöneten siyasi iradeyi hedefliyorlar. Bu bir. İkincisi, birlik ve beraberliği bozacak, yani istikrarı bozacak bir eylem gerçekleştiriyorlar. Bu iki. Üçüncüsü, ekonomiyi perişan ediyorlar. Zaten ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan bir Lübnan, bir de böyle bir darbe yediği zaman, yani burada hani Lübnan'ın ayakta kalması zor, evet. Ciddi bir sorun olacak. Şimdi baktığımız zaman peki buradaki amaçlar ne olabilir? Buradaki amaçlar en başta bence doğru. Burada Hizbullah var. Burada hani Hizbullah Suriye'de birçok yerde İsrail'in karşısına çıkıyor, Amerika'nın karşısına çıkıyor. Bunlar hepsi var. Ama asıl hedef hemen Hizbullah'tır demek de doğru bir yaklaşım değil. Burada bence asıl hedef Lübnan. Yani burada Lübnan hedefleniyor. Lübnan'da Suriye gibi parçalanmak isteniyor. Lübnan'da Irak gibi parçalanmak isteniyor. Lübnan'da Libya gibi yapılmak isteniyor. Böyle hani aşiretlere bölünmek isteniyor. Paramparça edilmek isteniyor. Yani buradaki asıl hedef Hizbullah'tır deyip hani diğer gruplar, muhalif gruplar, siyasi partiler hedefte değilmiş manasına
getirmemek lazım. Bakın bir patlama gerçekleşti. Hristiyan öldü mü? Öldü. Yahudisi öldü mü? Öldü. Hani sadece Hizbullah ölmedi ki. Yani burası biliyorsunuz Beyrut'un bir özelliği vardır. Beyrut kozmopolit bir yerdir. Ermenisi var, Yahudisi var, efendim Hristiyanı var, Rumu var. Yani Arabı var. Her çeşit insanı var. Dikkat edin efendim millet yani parlamentosuna bakın. Orada da bu mozaik var. Ve orada bütün bu mozaik birlik içerisinde hareket ediyor. Yani bir birliği yakalamışlar. Ve bu birlik hedef alındı. Bence buradaki asıl hedef alınan şey o birlik ve beraberliktir. Dolayısıyla burada yani Lübnan'ın Suriye gibi yapılması, Lübnan'ın Libya gibi yapılması hesabı var. Çünkü Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Lübnan'da var. Büyük İsrail Devleti Projesi içerisinde Lübnan'da var. Dolayısıyla Lübnan'ın istikrarı, birlik ve bütünlüğü aslında tehdit oluşturuyor. Bunu efendim ortadan kaldırmak istiyorlar. Onun dışında hani Lübnan'ın varlığı Suriye'de koruyor. Lübnan'ın varlığı diğer Türkiye'de koruyor. Yani bugün hani Prof. Dr. Haydar Baş Bey sık sık şunu ifade ederdi hatırlarsınız. Türkiye'nin ulusal güvenliği, toprak bütünlüğü Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçer. Bu aslında Lübnan içinde geçerlidir. Yani Lübnan'ın toprak bütünlüğü, Lübnan'ın üniter yapısı, Lübnan'ın birlik beraberliği bölgedeki bütün İslam ülkelerini ilgilendiriyor. Ve bu, bakın şunu söyleyeyim. Lübnan düşerse sadece Hizbullah düşmez. Sadece efendim oradaki hani İsrail'e karşı direnenler düşmez. İsrail'in taraftarı olanlar da düşer. Çünkü burada İsrail ve Amerika'nın hedefi efendim bu coğrafyada hani bana dost olanları yaşasın, bana düşman olanları yaşatmayalım mantığı değildir. Bu coğrafyada benden başka kimse yaşamasın mantığıdır. Bunu görmek lazım. Hani hatırlarsanız Irak'ın işgalinde, hatta şahit olan arkadaşlarımız bunu anlatıyorlar. Bir aileyi ziyarete gidiyorlar ki Irak'ın en meşhur ailelerinden bir tanesi, isim vermeye gerek yok. En meşhur ailelerinden bir tanesi, hani devletin yönetiminde bulunan ailelerden bir tanesi, Saddam döneminde etkinler. Ve orada efendim diyorlar ki hani Amerika gelsin, Amerika buraya demokrasi getirsin düşüncesindeler. Amerika geliyor ama affedersiniz o adamın gözün önünde efendim tecavüz yapıyor. Ve adam akli dengesini kaybediyor. Şimdi Amerika şuna bakmaz veya başka ülkeler şuna bakmaz. Batılı ülkeler. Sadece Amerika demeyelim. Yani emperyalist ülkelerden bahsediyoruz. İşgalci ülkelerden bahsediyoruz. Şuna bakmaz. Ya bu bana dün taraftardı, ben bunu besleyeyim. Hayır. Dün seni kullanır, miadını dolduğu zaman seni de aynı diğeri gibi yapar. Hiç fark etmez. O yüzden bugün hedef Lübnan'ın tamamıdır. Lübnanlıların tamamıdır. Birlik ve beraberlidir ve istikrardır. Bunu görmek lazım. O yüzden hani Türkiye olarak bir şu açıdan olaya bakmamız gerekiyor. Hani Lübnan'ın istikrarı Türkiye'nin istikrarıdır. Lübnan'ın istikrarını hedef alan bir patlama varsa, bir eylem yaşandıysa veya bir felaket yaşandıysa biz ulusal yas ilan etmeliyiz ki birlik yani İslam ülkeleri olarak da bu coğrafyanın ülkeleri olarak da birlik ve beraberliğimizi koruduğumuzu ifade etmiş olalım. Buradaki herhalde en önemli sorunlardan bir tanesi de o olsa gerek. O özellikle İslam ülkeleri arasında uzun yıllardır böyle bir birlik ve beraberlik maalesef o Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında o birlik ve beraberliğe de bir büyük bir şey konuluyor. Yani dinamit konuluyor ve o birlik ve beraberlik bozulmak isteniyor. Sadece ülkelerin yani kendi içinde değil, topyekun bir İslam aleminin de o bir araya gelmesini sağlayacak olan o Ehl-i Beyt anlayışının üzerine de gidilerek buradaki birliğin de bozulması isteniyor. Dolayısıyla küçük küçük parçalar halindeki ülkeleri biz daha kolay hallederiz diye düşünüyorlar. Buradaki çözüm o manada düşünürsek, o boyuttan bakarsak olaya ne olmalı? Şimdi aslında Lübnan şunu yakalamış aslında. Yani Lübnan'da bir Şii-Sünni birlikteliği var. Evet. Bunu başarmışlar. Yani orada gerçekten çok geniş katılımlı bir yönetim anlayışı var. Yani orada Şiisi de yönetimde, Sünnisi de yönetimde. Hatta gayrimüslim de yönetimde. Yani öyle bir çeşitlilik var Lübnan'da. Bunu yakalamışlar. Şimdi işte zaten bunun parçalanması hedefleniyor. Bu yok edilmek isteniyor.
Şimdi elbette ki madem bu yok edilmek isteniyor, mesela şunu söylemek lazım. Hedefte ne var? Birlik ve beraberlik var. En temel hedeflenen, hedefe konan şey de Şii-Sünni birlikteliği. Bunu adam yıkmak istiyor. Bu bir. Seni ekonomik olarak çökertip, seni tamamen ekonomi üzerinden de istikrarsızlaşmak istiyor. Şimdi bu iki maddeyi alalım şimdi. Çözüm için. O zaman çözüm nedir? Bir, Şii-Sünni kardeşliği. Bunu ısrarla devam ettirmek. Bunu temin etmek ve devam ettirmek, taçlandırmak. Hani Profesör Haydar Başbey'in her zaman ifade ettiği gibi tevhidin merkezi Ehl-i Beyt'tir duruşunu ortaya koymak. Bizim hani Allah Resulü'nün gerek Arafat hutbesinde gerek Gadirhum hutbesinde önümüzdeki cumartesi günü Gadirhum bayramı ısrarla ifade ettiği nedir? Ben size iki şey emanet bırakıyorum. Biri Kitabullah, diğeri ıtreti Ehl-i Beyt'i. Yani birliğin adresi Allah Resulü'nün emanet ettikleridir. Kitabullah ve Ehl-i Beyt. Ki zaten Ehl-i Beyt öyle bir aile ki, öyle bir merkez ki Ehl-i Beyt'le beraber İslam'ı yaşadığınızda zaten Kur'an'ı yaşamış oluyorsunuz. Prof. Dr. Haydar Başbey ne diyordu? Ehl-i Beyt canlı Kur'an numuneleridir. Onlar her biri canlı Kur'an'dır. Onlarla beraber olduğun zaman Kur'an'ın maksadını anlarsınız. Allah'ın muradını yaşarsınız. Doğru olanı ortaya koyarsınız ve ihtilaf olmaz. İmam-ı Cafer'in çok güzel bir cümlesi var. Ne diyor? Bir Ehl-i Beyt imamının olduğu yerde ihtilaf olmaz. Ya bu da hani ihtilafın rahmet olduğunu şimdi bazı maalesef hadisler uydurularak bazı yanlışlar mahsat olarak eklemişler. Bu şekilde kendilerini izah etmeye çalışıyorlar. Halbuki Allah Resulü'nün ölçüsü nedir? Allah Resulü'nün bulunduğu yerde ihtilaf olmaz. Allah Resulü'nün dini emanet ettiği efendim miras olarak bıraktığı hani efendim hani bunu siz yaşatın dediği Cenab-ı Hakk'ın vazifelendirerek ayetle beraber talimat da verdiği biliyorsunuz İmam Ali'nin velayetin ilanı, hilafetin ilanı meselesinde yaşandığı gibi. Yani bu iş zincirleme zaten devam ediyor bu görev ve bu zincirin halkalarının bulunduğu yerde asla ihtilaf yaşanmaz. Ayrılık yani olmaz. Bana göre şöyledir, bana göre böyledir düşüncesi olmaz. Doğru soru şudur, Allah'ın muradı nedir? İşte Allah'ın muradını bilen ve yaşayan da Ehl-i Beyt'tir. Canlı Kur'an numuneleri. Öyle olduğu zaman da siz Kur'an'ı efendim okursunuz ama onun anlamını Ehl-i Beyt'te görürsünüz. Onun yaşantısında görürsünüz. Şimdi bunları niye anlattık? İşte bugün bizler hani Lübnan özelinden bahsediyoruz ama tüm İslam coğrafyası için çözüm budur. Bütün işgal projelerini bertaraf edecek, bütün provokasyonları ortadan kaldıracak, bütün ayrılıkları, bütün efendim hani toprak kaybetmeleri, vatan cüda olmaları ortadan kaldıracak tek çözüm aslında, en önemli çözüm Ehl-i Beyt duruşudur. Tevhidin merkezi Ehl-i Beyt tezidir. Yani ikincisi de önemli, neden? Yani sizler bakın Lübnan'da doğru. Lübnan bugün o birliği yakaladı. Yani dün iç savaşı yaşayan Lübnan şu anda birlikte hareket ediyor dikkat ederseniz. Ama bu birliği hedefliyorlar. Ve bunu da ekonomi üzerinden vurarak yapıyorlar. Ve ekonomiyi de çökerterek, bakın bu patlamanın asıl amaçlarının bir tanesi ekonomidir. Ekonomiyi de patlatmaya çalışıyorlar. O zaman biz bir çözüm daha burada devreye giriyor. O da nedir? Ekonomik olarak bağımsız olmak. Ekonomi olarak güçlü olmak. İşte onu da aslında Profesör Dr. Haydar Başbey önümüze koydu. Yani biz hani Lübnan örneğine bakarak, Suriye, Irak, Libya örneklerine bakarak Türkiye olarak da buradan dersimizi çıkartmamız lazım. Ekonomik bağımlılıklar aslında hani yaşadığımız ve yaşayacağımız bütün işgallerin aslında en önemli kapısıdır. Yani bu kapıyı kapatmamız gerekiyor bizim. Bu bağımlılık devam ettiği müddetçe işgale sen kapı açtın demektir. Parçalanmaya kapı açtın demektir sen. O yüzden bugün Lübnan bu badireden kurtulmak istiyorsa ekonomik bağımsızlığını acilen kazanması lazım. Bunun da yolu bellidir. Dünyadaki adresi bunun efendim BRICS devletlerinin uyguladığı gibi Profesör Haydar Başbey'in milli ekonomi modelidir. Bugün tüm İslam dünyası milli ekonomi modelini acilen bağımsızlık için hayata geçirmesi gerekiyor. Evet. Bu konuda söyleyeceğim başka şeyler de var. Reklamlardan sonra o kısmı da alalım o zaman. Kısa bir reklam arası değerli seyirciler. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz.
Evet, kaldığımız yerden devam edeceğiz dedik. Murat Bey, ilave edecekleriniz vardı Beyrut'taki yaşanan gelişmeler sonrasında. Olayın geleceği açısından da baktığımızda, bölgenin de geleceği açısından baktığımızda da ilave edecekleriniz vardı herhalde. Buyurun. Şimdi tabii birinci bölümde şunu ifade ettik. Yani burada bu tür coğrafyalarda, özellikle Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında, hani Condoleezza Rice'ın ifade ettiği bir şey vardı. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı, Büyük Orta Doğu Projesi 22 İslam ülkesinin sınırlarının ve rejimlerinin değiştirilmesi projesidir. Şimdi baktığımız zaman Lübnan'da bu kapsamda olan ülkelerden bir tanesi. O yüzden hani Türkiye'de en ufak bir olay dahi olsa, Lübnan'da en ufak bir olay dahi olsa, Suudi Arabistan'da, efendim Mısır'da en ufak bir olay dahi olsa, bunun mutlaka, hani bunun bir takım sonuçları varsa, o zaman bunun Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında mutlaka ele alınması gerekiyor. Değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bu basit bir olay değil. Şu anda yaşanılan olay, yani Lübnan tarihin en önemli olaylarından birisi. Evet. Böyle bir patlama daha önce olmamış. O katliam dediklerimiz, Sabra ve Şatila katliam, Ariel Sharon'un zamanında, o zaman da 750 ile yani 3000 sayısı arasında böyle bir katliam yapılmış. Şimdi bir patlama ile beraber neredeyse bu sayının üzerinde insan hayatını kaybetmiş olacak. Yani maalesef yani sivil asker şeyi ayrımı yapılmadan, çocuk yetişkin ayrımı yapılmadan büyük bir katliam yapılmış oluyor. Şimdi burada hani biz elbette ki olayın perde arkasını irdelemek durumundayız. Bu konuda bir takım tahminlerde bulunmak zorundayız. Hani bu tür durumlarda bir takım sonuçlar açıklanabilir, bir takım ifadeler kullanılabilir. Ama şunu unutmamak lazım ki gerçekler her zaman saklanır. Yani bunu maruz kalan da saklama durumundadır. Bunu yapan da saklamak durumundadır. Yani böyle bir durum yaşanabilir. Ama biz burada yani bunun sebep ve sonuçlarını irdelememiz lazım ki, çünkü bölge ülkeleri olarak biz de aynı tehlikenin ve tehdidin efendim hedefindeyiz. Şimdi öncelikle biz hani bakın bu bir terör eylemidir. Bu ihtimali değerlendirirken yani bu konuda yapılan açıklamalara da bakıyoruz. Yani bunu CNN International'ın yapıyor. Yani bunu işte falanca terör örgütü üstlendi diyerek bunun bir terör eylemi olduğunu söylüyor. Amerikan Başkanı Trump diyor ki bu bir saldırı. Yani bunu Amerikan Başkanı söylüyor. Dolayısıyla burada bu ihtimalleri mutlaka güçlü bir şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ama burada şunu unutmamak lazım. Yani bunu ben söyledim, dolayısıyla ben masumum mantığı doğru bir yaklaşım olarak zaten bakılmaz. Burada asıl mesele şudur. Yani Prof. Dr. Haydar Başbey'in şu tespitini ifade etmiştik. Terör eylemlerinde bu işten menfaat bulanlardır asıl suçlular diye bir açıklaması vardı. Buna benzer bir açıklaması vardı. Yani olaylara bu perspektiften bakmak gerekiyor ki daha sağlıklı bir sonuca ulaşalım. Peki burada mesela Amerika'nın ne tür bir menfaati olabilir? Yani bir hani işin efendim hani değerlendirme boyutunda, tahmin boyutunda bulunalım. Amerika'nın yakında seçimleri var. Öyle değil mi? Yakında evet, seçimler var. Erteletmeye çalışıyor Trump ama. Ve Amerika buradan yani Trump'ın efendim destek alması gerekiyor. Özellikle İsrail lobilerinden destek alması gerekiyor. Yani bu bir ihtimal dahilinde olan bir şeydir. Başka? Lübnan'da da bir seçim var. Lübnan'da da çok yakın bir zamanda seçim var. Dolayısıyla Lübnan'da da efendim istikrarsızlığı körükleyerek burada seçimlerin kaderini değiştirme amacı yaşanabilir. İsrail'de de seçimler var. Ve Netanyahu şu anda köşeye sıkışmış durumda. Yani burada bunu bir seçim malzemesi olarak kullanabilir. Yani baktığın zaman olayın siyasi nedenleri, sonuçları olabilir. Bunların çok ciddi bir şekilde düşünülmesi lazım. Masaya konulması lazım. Şimdi bir de tabii ne hikmetse bu tür olaylarda meşhur bir çizgi film var. Değil mi? Simpsonlar. Evet. Bu da Amerika'nın aslında hani Yahudi lobilerinin daha ziyade servis ettiği Amerikalı bir çizgi film bu. Ama siyasi bir çizgi film. Şimdi baktığınız zaman ne hikmetse çok öngörü sahibi olan bir çizgi efendim film. Çizgi film. Ünlem işareti olarak söylüyorum. Çünkü hani Amerika'dan bir öngörü beklenemez. Veya efendim bu tür çizgi filmleri yazarlarından böyle bir öngörü beklenemez. Onlar öngörüden ziyade bunu bir planlama olarak devreye koyarlar. Şimdi baktığımız zaman aslında mesela 11 Eylül saldırılarının hani ikiz kulelerin
efendim yapılması, yerle bir edilmesi vesaire. Yani bu 1993 yılında yayınlanan bölümünde Simpsonların gösterildi. Hatta bu gündemde oldu. Olaydan önce. Evet. Şimdi bakıyoruz. Onun dışında 2000 yılında Amerika'nın Trump'tan Amerika'nın eski başkanı olarak ifade edildi. 19 Mart 2000 tarihinde yayınlanan bölümünde daha 2000 yılından bahsediyoruz. Daha Trump ne zaman başkan oldu? 2016'da. 2000 yılında yayınlanan bölümünde Trump'tan Amerikan eski başkanı olarak ifade ediliyor. Bu kadar öngörü sahibi efendim Simpsonlar. Ve aynı Simpsonlar işte yayınlanan bu bölümde, bir bölümde ne yapıyorlar? Yine bu efendim Beyrut'ta böyle bir yangınla beraber bir patlamanın olacağının görselini paylaşıyorlar. Dolayısıyla bunlar tesadüfi değil. Bunları ifade etmek lazım. 11 Eylül, Trump'tır, efendim koronavirüstür, Covid-19 virüsüdür. Yani bütün bunlar Simpsonlar'da geçti. Şimdi bunları iyi irdelemek lazım. Yani tamam hani komple teorisi ama komple teorilerin özellikle Orta Doğu ile alakalıysa bence komple teorisi olmadığını da bir planın, bir projenin, bir hesabın efendim uygulaması olduğunda bence düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Neden? Çünkü Türkiye olarak biz bu konularda hassas olmak zorundayız, mecburuz. Yani birçok şeyin komple teorisinin hani ateş olmayan yerden duman yükselmez mantığıyla beraber hani geçmişte söylenen birçok şeyin aslında bir plan olduğunu ve bunları yaşadığımızı gördük. Bakın hani Lord Curzon Sevr Anlaşması'nın maddelerini koyarken şunu söylüyor. Diyor ki, bakın diyor, ileride diyor sizin paraya ihtiyacınız olabilir. Yani siz bunu bir Simpson olarak düşünün. Dolayısıyla para ihtiyacınız olacak. Bizden para isteyeceksiniz. Biz de bu cebimize koyduğumuz sevrim maddenizi size teker teker uygulatacağız. Yani siz bunu bir Simpson çizgi film olarak düşünün. Peki bu bir plan mıdır yoksa bir tahmin midir? Tabii ki bir plan. Yani Simpsonları böyle düşünmeniz lazım. Dolayısıyla tekrar toparlayacak olursak burada bölge ülkeleri yani İsrail'in karşısında, Amerika'nın vatan projesi karşısında, İsrail'in büyük İsrail devleti projesi karşısında, BOP'un karşısında ne tür engeller varsa aslında birçok provokasyonlarla beraber, birçok senaryolarla beraber bunlar devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Buradaki asıl amaç bölge ülkelerinin istikrarının bozulmasıdır. Birlik beraberliğin dağıtılmasıdır, ekonomilerin çökertilmesidir. Ve dolayısıyla ordularının, devletlerinin de çökertilmesidir. Şimdi birlik beraberlik kalmazsa, ekonomi kalmazsa ordu ne yapacak? Nasıl beslenecek, nasıl? Ne diyor Profesör Haydar Başbey? Topsuz, tüfeksiz savaşılabilir ama buğdaysız savaşılamaz. Yani senin ekonomin yoksa, buğdayın yoksa bak buğdaylar yandı şu anda değil mi? Yani ithal buğdaya kadar idare edebiliriz diyor ama ya ithal buğdayı nereden bulacaksın? Diyelim ki dedi ki falanca ülke kardeşim vermeyeceğim. Ne yapacaksın? İşte burada sorun şu. Tarım en stratejik sektördü diye Profesör Haydar Başbey hani milli ekonomi modelinin merkezine tarımı koyuyor. Milli parayı koyuyor. Borçsuz bir ekonomiyi koyuyor. O yüzden biz bu tür provokasyonlara, bu tür eylemlere, bu tür sıkıntılara karşı en büyük kalkanımız bakın hava güvenlik sistemi değildir. En büyük kalkanımız birlik ve beraberliktir. Profesör Haydar Başbey ömrünü birlik beraberlik için geçirmiştir. İki, ekonomik güçtür. İktisadi güçtür. Onun da modelini yazmıştır. Bugün bunu Türkiye için yazmıştır. İkinci planda da İslam ülkeleri için yazmıştır. O yüzden lütfen artık Türkiye ve İslam ülkeleri olarak bizimle barışık olan bu modeli, bizim özümüzden beslenen bu modeli lütfen acilen hayata geçirelim ki Lübnan'da ayağa kalksın, Türkiye'de ayağa kalksın, Suriye'de ayağa kalksın ve hepimiz beraber ayağa kalkalım. Diyorum efendim. İnşallah diyoruz bu güzel dileklere. Evet, ekonomiyle ilgili haberler var. IMF'den Türkiye'ye uyarı var. Altın piyasası hareketli. Dolarda da yükseliş var. Merkez Bankası rezervleri ise hızla eriyor. Swaplar yoluyla alınan ödünç dövizler hariç tutulduğunda net altın ve döviz rezervleri ise 17 Temmuz 2020 itibariyle -37.1 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu duruma dair IMF'den uyarı geldi. Türkiye'nin brüt rezervlerinin
Ocak-Mayıs döneminde 22 milyar dolar azaldığına dikkat çeken IMF, yüksek dış finansman ihtiyacı ve düşük rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor dedi. Altının rekor üstüne rekor kırdığı bir ortamda dolar da 7 liranın üstüne çıktı. Tablo Türkiye açısından iç karartıcı. Merkez Bankası rezervleri hızla eriyor. 2000. Merkezin brüt rezervi 17 Temmuz itibariyle altınlar dahil 89 milyar 459 milyon dolar. Merkez Bankası'nın sitesindeki verilere göre 10 Temmuz 2020 Cuma günü net altın ve döviz rezervleri toplamı ise 17.3 milyar dolar olarak gözüküyor. Swaplar yoluyla alınan ödünç dövizler hariç tutulduğunda net altın ve döviz rezervleri ise 17 Temmuz 2020 itibariyle eksi 37.1 milyar dolara gerilemiş durumda. 2 yıl önce söz konusu rakam 32 milyar dolar civarındaydı. 2 yılda doları baskılamak için eritilen döviz miktarı 69.1 milyar dolar olarak görülüyor. Rezervlerdeki erime IMF'nin de takibinde. Türkiye'nin brüt rezervlerinin Ocak-Mayıs döneminde 22 milyar dolar azaldığına dikkat çeken IMF, yüksek dış finansman ihtiyacı ve düşük rezervler Türkiye'yi şoklara karşı savunmasız bırakıyor dedi. IMF, Türkiye'ye kredi büyümesinin dizginlenmesi, rezerv artışı, Merkez Bankası güvenilirliğinin güçlendirilmesi ve enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi tavsiyelerinde bulundu. IMF, brüt rezervlerin dış finansman ihtiyacını karşılama oranının 2019'da %64 iken Mayıs ortasında %49'a düştüğünü, Ocak-Mayıs döneminde brüt rezervde 22 milyar dolarlık düşüş olduğunu hatırlattı. Evet, gözler piyasalarda, dolar dünya genelinde gerilerken altında yükseliş sürüyor. Bugün yine üst üste yeni rekorlar geldi altında. Altın rekora doymuyor. Altın tarihi rekorunu tazeledi. Ons altın 2040 dolar olurken iç piyasada gram fiyatı 460 lira seviyelerine çıktı. Kapalı çarşıya gelen bazı vatandaşlar yatırım amaçlı altın alırken bazı sarraf dükkanlarının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Bu pandemi döneminde ve karantina döneminde dövize karşı insanların bir para şeyinin azaldığı gözüküyor. Güven olaraktan çok büyük bir düşüş var şu anda. Herkes madenin daha değerli olacağını ve daha da yukarı daha değerli bir şey olduğunu düşündü. Onun için kağıt paradan çıkıp herkes dövize yönelme, madene yönelmeye başladı. Dolayısıyla da bu da altının, gümüşün, platinin, paladyumun fiyatlarını inanılmaz derecede yukarıya çıkartmaya başladı. Şu an sadece satış var. Satış var. Bozduran yok. Bozduran yok. Herkes alıyor. Talep var yani. Yoğun bir talep var. Yani sürekli satıştayız. Aslında şu an alınmaması lazım ama değer kaybedeceğini sanmıyorum. Devam yükseleceği için mantıklı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Kocaeli'de kuyumcular vatandaşlara aklı olan altınını bozdurmasını uyarısında bulundu. Ortalama biz 2020 bitimine kadar 500 lira altında çok rahatlıkla bekliyoruz. Geçen sene bugün altının gram birim fiyatı 261 liraydı. Ocak ayı itibariyle 295'lerdeydi. Şu anda 477 lira civarında bir rakam var. Bu şu demek oluyor. Geçen seneyle bu sene ortalama bir sene içinde altın hem yatırımcısı hem kullanıcısı hem tüketicisi %100 oranında ortalama bir değer kazanmış oluyor. Çeyrek altın fiyatı 750 lirayı geçerken Kayseri'deki kuyumcular da toptancılardan çeyrek altın bulamıyoruz dedi. Geçmiş yıllarda çeyrek altın yılda 100 lira korudu. Yani 100 lira yükselirdi. Bu dönemde, bu pandemi döneminde nereden baksak bir çeyrek altın 4 ay içerisinde 750 liraya yani 250 lira gibi bir rakama ulaştı. Yani bunda tabii bizim halkımızın altının sığınacak bir liman olduğunu unutmayanlar altına çok hücum ediyorlar. İnanır mısınız? Çeyrek altını yok satıyoruz. Evet, yok satıyor diyor kuyumcu kardeşimiz. Herhalde olmadığı için yok satıyor. Altın ortalarda yok. Herkes kapışanın elinde kalıyor.
duyunca herkes zannediyor herhalde etraf para dolu, altına hücum ediliyor. Ama tabii dünya piyasalarından kaynaklanan çok önemli bir artış var. Dünyada yeni bir trend var. Artık dolar yok, dolara olan rağbet yok. Dolara olan rağbet altına dönünce, dolardan çıkıp altına dönmek isteyince ülkeler, özellikle büyük ülkeler, Çin gibi, Rusya gibi rezervlerini bu yaraya kaydırmaya devam ettikleri oranda herhalde bu altını kimse tutamayacak. Evet, kesinlikle. Tabii burada bütün mesele nedir? Bütün mesele hani rezervlerin bir şekilde hani güvene alınmasıdır. Bunu devletler düzeyine düşünürsek rezervler. Vatandaş açısından düşünürseniz tasarruf. Yani parasının değerinin kaybolmasını istemiyor. Ya da efendim oturduğu yerden parasının değerlenmesini istiyor. Şimdi baktığımız zaman tabii hani bunların da tabii bir sınırı var. Yani devletlerin rezervlerinin de bir sınırı var. Tasarruflarının da bir sınırı var. Bunu evet. Görmek lazım. Bunlar çözüm değil. Piyasada yani olmayan para değil yani. Evet. Dikkat ederseniz şimdi Mediacom modelinin gözlüğüyle biraz olaya bakarsak aslında bugün çok farklı bir yorum yapmış olacağız. Hani biz hep rezervleri ve tasarrufları konuşuyoruz. Halbuki para atıl olmamalı. Yani para işlemci olarak faydalı olan bir ürün. Yani bir işlemci diyelim veya bir nesne araç. Diyelim, bir araç. Yani burada para eğer bir meta haline dönüştürüldüğü zaman, şimdi altın niçin alıyoruz? Hani altını alırsınız, hani kolyedir, bileziktir, düğünlerde takarsınız değil mi? Yani bu, hani bunu kullanırsınız. Ziynet eşyası. Bir ziynet eşyası olarak kullanırsınız. Yani bunun bir mantığı var. Ama bugün kapitalist anlayışa göre altın bir değer saklama aracı haline dönüştürüldü. Dolayısıyla insanlar ne yapıyor? Kazanıyor, altına yatırıyor. Kazanıyor, altına yatırıyor. Kazanıyor, altına. Kazanıyor, dolara yatırıyor. Kazanıyor, euroya yatırıyor. Şimdi ne oldu? Para atıllaşıyor. Para etkisini kaybediyor. Piyasada bulunmuyor. Bunun bir sınırı var yalnız. Bunun da mutlaka bir sınırı var. Şimdi peki nedir olması gereken? Aslında olması gereken şey şudur. Yani paranın bir şekilde hareket kazanmasıdır. Yani tüketim olarak ya da üretim olarak bir harekete kavuşmasıdır. İşte milli ekonomi modelinin en büyük özelliklerinden bir tanesi de paranın atıl vaziyetten parayı kurtarıp paranın bir işlemci haline dönmesidir. Yani ya tüketimde kullanılması, ya üretimde kullanılması ya da efendim hani bir takım ortaklıklarda, bir takım efendim hani kaynakların ortaya çıkartılmasında vesaire. Yani mutlaka bir işlemci olarak kullanılmasıdır. Hani milli ekonomi modelinin geniş tanımlı bir para tanımı var. Gerçekten çok şu anda yani önümüzde kitap olmadığı için şey yapamıyoruz ama onu bir daha okumam. Bir sonraki programda okuyalım onu. Yani orada para şudur, şudur, şudur diye güzel bir tanım var orada. Bu anlattıklarımızın tam detaylı bir şekilde. Bunu mutlaka şey yapmamız lazım. Bakın ne oluyor peki? Para tasarruf unsuru olmaya başlayınca, para değer saklama aracı olmaya başlayınca ne oluyor biliyor musunuz? Artık üreterek para kazanmak değil, efendim atıl vaziyette bir şeyleri tutarak, bu altındır, paradır vesaire, bir şekilde parayla para kazanmanın hesapları güdülmeye başlanıyor. Böyle olunca da ne oluyor? İşte ekonomi aslında durağanlaşıyor. Ekonomi çığırından çıkıyor. Maksadından uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor, evet. Şimdi işte biz bunu kapitalist bir mantıkla, biz bunu bireysel olarak yapıyoruz. Ama bunu efendim yatırım şirketleri trilyonlar bazında yapıyorlar. Ya yatırım, sen 1 trilyon dolarlık, 10 trilyon dolarlık bir yatırım fonusun. Sen dünyayı sömürüyorsun dediğin zaman aslında sen de 10 milyar liranın sahibi olarak aynı işi yapıyorsun. Sen küçük bir gölde bunu yapıyorsun. Piyasadan çekilen her para aynı şeyi görüyor. Küçük bir gölde bunu yapıyorsun. Adam bunu devasa bir okyanusta yapıyor. Adam milyonları dolandırıyor. Sen efendim 3-5 insanın cebinden parayı alıyorsun. Bakın para atıl olup da parayla para kazandığın zaman aslında birilerinin eline sen el uzatmış oluyorsun aslında. Farkında değilsin. Yani gelir dağılımındaki o adaleti bozuyorsun. O yüzden olması gereken bu değildir. Bakın hani milli ekonomi modelinin aslında hani ayetlerden yola çıkarak hani yazılmış bir hani şu ayete göre şu denmiyor. Ama milli ekonomi modelinin mantığında Ehl-i Beyt'ten beslenen bir İslam anlayışı da var. Nedir bu? Baktığınız zaman hani zekat mantığı nedir? Zekat mantığı şudur. Parayı atıllıktan kurtaran bir girişimdir zekat.
Yani olayı biraz da teknik ifadesiyle söyleyelim. Yani sendeki sen zenginsin. Sen de efendim zekat verebilecek miktarın, yani zenginliğin aşmış bir vaziyettesin. Ama o parayı sen ne yapıyorsun? Zaten o paradan sen zekat verebiliyorsan o parayı kullanmıyorsun demektir. Yani bir insan zekat verecek paraya sahipse o parayı kullanmıyor demektir zaten. Bir kenarda tutuyor demektir. Zaten kullanıyorsan zekat sana düşmüyor. Anlatabildim mi? Onu zaten döndürüp de dönüp baktığında kasanda bir şey yoksa, zinnedeşen yoksa, bankada bir hesabın yoksa zaten sen o parayı döndürüyorsun demektir. Ama para birikmeye başlıyorsa sen ihtiyacının üstünde bir şeyler kazanıyorsun artık demektir. Ve zekat veriyorsun demektir. İşte o zekat sendeki o atıl parayı, o parayı kullanacak olan iradeye aktarılması demektir. Dolayısıyla piyasaya sokuyor o parayı yani. Evet. Şimdi milli ekonomi modeline baktığınızda aslında bu mantığı görüyorsunuz. Yani paranın atıl olması doğru bir ekonomi için doğru bir yaklaşım değildir. Şimdi bakın şu anda mesela bankaların kredi hacmi 2,5 trilyon lira. Şimdi 2,5 trilyon bankaların hacmi var. Piyasada dolanan para ne kadar? 150 milyar lira. Allah Allah ya. Yastık altına hesaplıyorsun, piyasada dolanan paradan kat kat fazla. Bankalardaki mevduata bakıyorsun, zaten biliyorsunuz. Bankaların kredi hacmi demek mevduatlarındaki para demektir. Yani mevduatta bulunan paranın karşılığı kaydı para üretilir. Bankanın verdiği krediye kaydı para denir. Dolayısıyla mevduatına göre o krediyi açar. Atıl para 2,5 trilyon, piyasada dolanan para 150 milyar. Aradaki farkı görüyor musunuz? Dünya genelinde düşünelim bunu şimdi. Piyasadaki borç hacmi 258 trilyon lira. Ama piyasada devletlerin gayri safi milli hasılası üretimleri 100 milyar lira. 100 milyar dolar. Yani 258 trilyon dolar, 100 milyar dolar. 100 trilyon dolar. 3 kat, yani 3'te 1'i kadar. Şimdi baktığınız zaman 3'te 1 ürün 3 katı efendim şey. Hayali şey. Hayali bir şey. Asıl hayali ihracat burada yani. Hayali üretim burada. İşte buradan birileri faizle para kazanıyor. Şimdi o yüzden hak etmediklerini kazanıyorlar. Hani devlet öyle bir ekonomi sunması gerekiyor ki insanlara üretim imkanları sunması gerekiyor. Üreterek para kazanmasının imkanlarını sunması gerekiyor. Kardeşim senin paran mı birikti? Gel sen şu altın madenine ortak ol. Öyle değil mi? Yani ne diyor Profesör Taylar Başbey? %49 millet, %51 devlet. Dolayısıyla sen birikimlerini madenlerde kullanabilirsin. Birikimlerini kamu şirketlerine ortak olarak kullanabilirsin. Buradan devlet sana ne yapıyor? Zaten kar payı dağıtıyor. Güçlü bir devlet anlayışıyla beraber. Bir faiz mantığıyla beraber değil. Dolayısıyla para atıllıktan kurtuluyor. Herkes kazanıyor. Kazandığını yatırıma dönüştürüyor. Kazandığını harcıyor. Bir kenar şu anda insanlar ne yapıyor? Yemiyor, içmiyor, tasarruf ediyor. Oradan para bekliyor. Sen bir kere bereketini götürüyorsun zaten. O ayrı bir konu. Yani ama vatandaşın şu an yapabileceği bir şey var mı? Yapabileceği bir şey yok. Şu anda vatandaş yani mecburen yapması gerekeni yapıyor. Üretirse çünkü batacağını görüyor. Çünkü gelecek görmüyor. Emekli olduğu zaman aç kalacağını görüyor. Emekli olduğu zaman eğer parasız kalırsa mahvolacağını görüyor. Ne yapıyor? Efendim ya işte altına yatırıyor. Ben bunu gelecekte kullanırım diye düşünüyor. Ya efendim biraz ticari kabiliyeti varsa ticari bir yatırım yapıyor. Yani bak ya da yani faize yatırarak parasını heder ediyor. Mahvediyor. Bereketini tamamen ortadan kaldırıyor. Şimdi o yüzden işte milli ekonomi modeli bütün bu dengesizlikleri ortadan kaldırıyor. Herkesin alın terinin karşılığını alacağı ve asla hiçbir insanın mahrum kalmayacağı ve paranın da atıllıktan kurtulduğu efendim düzgün bir ekonomik dengeyi önümüze koyuyor. Şimdi bu bakış açısıyla siz bunu değerlendirin. Şimdi dolar çıkacak mı, azalacak mı? Altın çıkacak mı? Ya bütün derdimiz bu. Ya tarım ne olacak? Hayvancılık ne olacak? Yani efendim biz hani biz şu an dış ticaret açıveriyor. Bu ne olacak? Bunları düşünmüyoruz şu an hiç kimse. Yani en tepedekinden en alttakine kadar. Kimse düşünmüyor bunları. Herkes kendi kazancını düşünüyor. Ben şuradan 3 lira daha fazla kazanacağım. Bu altını yatırdım ya. Halbuki sen buradan kazanıyorsan birisinin cebinden gidiyor bu. Kimin cebinden gidiyor? Bu ekonomiyi daraltıyor aslında. Bunları görmek lazım. Evet, çok önemli. Milli ekonomi modeli gözlüğüyle baktığımız zaman ekonomiye tabii çok farklı bakışla bakmış oluyoruz. Hani meselenin nirengi noktasını da yakalamış oluyor.
böylece yani illetini bulmuş oluyoruz, çözmüş oluyoruz. O yüzden milli ekonomi modelini uygulayacak olan, milli ekonomi modelini parti programına koymuş olanlarla beraber olmak lazım ki biz bu ekonomiyi düzeltebilelim. Aksi takdirde aynı anlayış bu şekilde devam ettiği müddetçe herhalde bu ekonomik kapitalist anlayış insanları ve ülkeleri nereye götürüyorsa bizi de oraya götürecek. Evet, biz ayrılan sürenin bugün sonuna geldik efendim. Yine önemli konularla beraber karşınızdaydık. Yine programlarımız devam edecek. Ekranlarımız dop dolu. Meltem TV ekranlarından ayrılmayın diyoruz efendim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.